Milleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Zor şartlarda sizlere haber yapmak için can hıraş çalışıyorum. Tüm kusurlar için affola, ses yankılanabilir, görüntü iyi olmayabilir. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah yeni yere taşındığında tüm bu sorunlardan kurtulmuş olacağız. Şimdilik bu şekilde idare edin. Dağda bayırda da, bağda bahçede de videolar gelecektir. Mikrofon da gözükecek. Affola. İlerleyen zamana kadar durumu böyle idare edelim. O zaman dünyadan Türkiye haberleri önemli kritik haberlerle beraber bu konular. Buyurun video dostlar. İlk olarak Romanya ile başlıyorum. Romanya sevgili dostlar Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 alacak antlaşmalara imzalar atıldı. 321 milyon değerinde bir antlaşma. Tabii bu şimdilik 321 milyon ama bu ileri seviye bir şekilde artacak. Nedir? Hani aldık İHA'ları, SİHA'ları, bayraklar TB2'leri Romanya'ya teslim ettik. 18 tane. E bunun bakımı, idamesi, bunun kanatlarına koyacağı patlıcanlar, hıyarlar, onlar bunlar e yere boş şey ya. Onun için uzun vadeli bir çözümle beraber bu 321 milyon dolar olacak. 1 milyar dolar belki de daha fazla. Güzel. Gelsin paralar, bozulmasın aralar diyoruz. Ya bunlar maket uçak değil miydi? Herkes bunu evinde yapamıyor muydu? Herkes böyle internete bakıp bunları üretmiyor muydu? ah, ah devşik kafalara. Onlara kalsa git bunu internetten, YouTube'dan, oradan buradan bakarak maket uçak olarak üret. Gayet basit bir şey. Ama ülkeler kuyruk oldu, kuyruk. Türkiye'nin önünde kapısında uyruk oldular. Türk iyaları siyaları Türk teknolojileri dünyada ses getirmeye dünyada Türk'ün önünde kapı oldurtmaya devam ediyor. Devam edecek. Devşik kafalarda farklı farklı yollarla gidip maket yapmaya devam etsinler. Onların maketleri biliyoruz. Ve sonunda diyeceğimiz bir haber sevgili dostlar. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dörtlü zirve Moskova'da gerçekleştirildi. İlk zirveden kareleri arkada görüyorsunuz. Bu zirve sevgili dostlar savunma bakanları seviyesinde ve istihbarat başkanları seviyesinde gerçekleşen bir toplantı kritik bir toplantıydı. Amerika bunu engellemek için elden gelen her şeyi yaptı. İran da bunu engellemek için her şeyi yaptı. Sonra geldi döndü dolaştı toplantıya katıldı. Bu sevgili dostlar Türkiye'nin Suriye'de atacağı adımlar, yapacağımız hamleler, atmış olduğumuz adımlar hepsi bir pencere açısından baktığımızda çok kritik günlerin bizi beklediğini gösteren bir hamle. Esasen Türkiye Esad'a şunu diyor. Esad... Adam ol, gel. Türk'ün masasına otur. Bizim koyduğumuz şartlarda, kıstaslarda dediğimize gel. Misak-ı milli topraklarımızdan 30 kilometre derinliğine kadar bizim olan yerlerden çekil. Gel bizimle işbirliği yap. Amerika'ya karşı, Amerika'nın beslediği örgütlere karşı beraber adım atalım. Yoksa senin için durum hiç iyi olmaz. Şimdi Rusya Ukrayna'da sıkıştığı cephede Amerika'ya karşı İngilizlere karşı Avrupa'ya karşı sıkıştığı cephede Türklerle bir nefes alıyor. Türkiye ile nefes alıyor. Bunun için Suriye'de ister istemez Moskova'da Türkiye'ye karşı taviz verecektir. Vermek zorundadır yoksa. Zaten durmadık küçük bir ara verdik. Ara verdiğimiz yer bitecek ve ne olursa olsun her hal yukarıda bizim olanı almaya devam edeceğiz. Türkiye'ye göç etmiş mülteciler. Bu mülteci sorunu Türkiye'de tabi bir sıkıntı havası oluşturuyor. Esasen havası oluşturmaya çalışıyorlar. Her türlü olay var. Ama velakin Suriye'de esasen Suriye, Murya diye bir yer yok. Irak diye bir yer yok. Oralar hep bizim misak-ı milli toprakları. Atalarımız at koşturduğu yerler. Misak-ı milli topraklarında tekrardan oraya yapılacak olan evler, yerleşim alanlarıyla beraber, şehirlerle beraber Türkiye'deki göçmenler, mülteciler oraya yerleştirilebilir. Bu adımlar atılacaktır. Türk Devlet Haklı bunu planlıyor. Ama ve önümüzdeki bu sorunlar, zorlu cepheyi kırmak lazım. Bu bağlamda masa oluşturuldu. Türkiye, Suriye, Rusya, İran. Masadayız. Karşıda Fransa, Amerika, İsrail, yam yam Avrupa. Bakalım ne olacak ne bitecek? Esat ya bizim koyduğumuz şartlarda gelir dediğimizi yapar ya da yarım bıraktığımız devam edecektir. Eze eze, çaka çaka, gömçürte gömçürte bizim olan yerleri almaya devam. Ve Johnny'ler Türkiye Suriye yakınlaşması dörtlü zirve Moskova'da gerçekleştirildi. Bu zirvenin ardından Amerika hemen harekete geçti. Amerikan Genelkurmay Başkanı koştur koştur alel acele tekrardan bölgeye geldi. Suriye'de YPG PYD'yi ziyaret etti. Onlar SDG de diyorlar. Biliyorsunuz bunlarda harf bitmiyor. YPG PYD SDG CRG DRG YRG bunlarda her harf var. Afiyet olsun harfleri. Kuzey Irak basınından yansıyan haberlerde aynen şu aktarılıyor. DSG ile Amerika kendi arasında yeni bir planlama yapıyor. Petrol alanlarının güvenliğini korumak için yeni adımlar atılacak. Harekat yaklaşıyor. Haseke, Kamıştı tüm bu bölgelerde bulunan petrol alanlarını sözde korumaya alacaklar. Değil zor. İleriki bölge arkada haritayı görüyorsunuz. Ve o bir taraftan Amerika bu DSG, YPG, YRG, CRG bilmem neye yeni yeni insansız hava araçları verdiği iddia edildi İran Kuzeyi basınında. Büyük bir hazırlık yapıyorlar. Çok büyük bir hazırlık içindeler. Bunlar 14 Mayıs'ta olası bir değişimde Türkiye'deki farklı bir yolda girişte hemen harekete geçecekler. Kendilerine yapay bir devlet ilan etmek için adımlarını atacaklar. Bunlar çok tehlikeli planlamaları yapıyor. Johnny'ler onlar bunlar şunlar. Türk Devlet Aklı her türlü hamleyi, planlamayı biz de yapıyoruz. Onların atacağı her adıma karşı anında balyoz gibi Türk'ün yumruğu inecektir Allah. O olur, şu olur, bu olur fark etmez. Yarın bıraktığımız tamamlanacaktır. Devam. Ha bu arada sevgili dostlar Toranaga, bizim Turan Ağamız ve Muammer yakın zamanda yeni konu ve gündemlerle özellikle benim bu sizlere burada özet şeklinde anlattığım Türk teknolojileri gelişen Türk teknoloji sanayini ve farklı konuları irdeleyecek anlatacak yeni videolar yakın zamanda gümbür gümbür geliyorlar. Onları biraz madasa bıraktıydım görevdelerdi özel görev görevleri bitti tekrardan Türk sanayiyle Türk teknoloji sanayiyle Türk silah sanayiyle gümbür gümbür karşınıza gelecekler inşallah. O zaman devam. Şimdi mükemmel bir haberle devam ediyorum. Türkiye ve Katar ortak çip üretecek. Elhamdülillah manyak müthiş bir haber. Çok önemli kritik bir haber. Sevgili dostlar Türkiye tübü takımız ve Katar. Katar Üniversitesi işbirliğinde Gebze'de dev bir tesis kurulacak. Üretim merkezi kurulacak. Katar Üniversitesi'nin katkılarıyla, TÜBİTAN katkılarıyla Türkiye'de, Gebze'de kurulacak olan bu tesiste yerli ve milli Türk çipi üretilecek. Türkiye, Katar. Her alanda işbirliğimiz devam ediyor. Katar Türkiye'ye her alanda maddi manevi katkısını sunmaya devam edecek. Türkiye her alanda Katar'la beraber ilerlemeye devam edecek sevgili dostlar. Bakın bu işler öyle kolay olmaz. Bu işler bütçe ister, ekonomi ister. Bu işler savunma sanayinde büyüme, bu teknoloji Türk teknolojilerinde büyüme, ilerleme, dünyada söz sahibi olma bir birliktelik gerektirir. Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan'la, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan'la, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Katar, Kıbrıs, Libya, Somali, Balkanlar, Arnavutluk Katar dünyanın dört bir tarafı bir ve beraber. Türkiye'yi seven, Türklerle beraber ilerlemek isteyen tüm milletler bizimle beraber ahanda da böyle işbirliğimiz güçleniyor, daha da yukarılara çıkıyor çip fabrikası vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Muazzam bir yatırım, geleceğin ana etken maddesi çip. Küçük olabilir ama velakin çok 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 önemli bir araç. Hani bunu her tarafta kullanıyoruz. Bilgisayarlarda, tabletlerde, telefonlarda, bulaşık makinalarında, buzdolaplarında, araç gereçlerde, tanklarda, toplarda, tüfeklerde, uzaya giderken her şeyde çip. Olmazsa olmaz. İhalarda, siyalarda, cihalarda, insansız deniz araçlarında, denizaltılarda, gemilerde, orada, burada. Yerli ve milli çipi tamamen ama tamamen bizim özgün üretimimizi yaptıktan sonra varın görünsüz. Şimdi kopmalık bir haber sevgili dostlar. Bilal Feyza penceresinden Bilal Feyza lisanıyla. İsveç uzaya roket gönderiyorum diye Pişş, roketi gönderiyor ama roket uzaya gitmiyor. Roket gidiyor banga. Norveç'e düşüyor. Norveç'teki bir yeri tan dağıtıyor. Aman Allah'ım. bu sevgili dostlar manyak kopmalık bir haber. Niye? Çünkü İsveç bu çalışmalarını haraları haral yürütüyor. Gizlice yürütüyordu. Arkada gördüğünüz çok gelişmiş özel roketi. <laughs> evet. Aha da o roketi uzaya göndermek için ateşliyor. Ve Norveç'e gidip Norveç'in 15 kilometre içerisine düşüyor. Norveç'in bundan haberi yok. Olay İsveç basınından yansıyor. İsveç basına yansıyan olaydan sonra Norveç'te kızılca kıyamet kopuyor. Oo İsveç bunu nasıl yapar? Bizim haberimiz yok. Bizim topraklarımızı İsveç vuruyor. Sınır ihlali yapıyor. E, ne olacak? <laughs> İsveç'te mi savaşacak Norveç? Biliyorsunuz Norveç NATO üyesi acilen hemen 5. maddeyi devreye almalı ve İsveç'e savaş açmalı. İsveç NATO'ya girmeden NATO komple İsveç'e girecek gibi duruyor. <laughs> Ahan da haberler. İsveç'in roketi Norveç'i vurdu. Ay'a gidemedi. O değil de İsveç sevgili dostlar Rusya korkusundan işte roketler geliştirmeye çalışıyor. Bunun amacı işte füze teknolojisini elde etmek, bunları geliştirmek. Ama velakin Rus korkusu bu füzeleri götürüp Norveç'e çaktırıyor. Putin bunu like beğendi. Hani Türk Uzay Ajansı'nın ürettiği roketlere, Roketsan'ımızın ürettiği roketlere laf üreten, laf söyleyen dövüşük kafalar. Bakın o övdüğünüz böyle gururlana gururlana ağzınızdan böyle salyalar akıta akıta Avrupa'yı övüyorsunuz, İsveç'i övüyorsunuz ya. Aha da onların ürettiği füze de bu. Ama Roketsan'ımızın, Türk Uzay Ajansı'nın, Türk mühendislerin ürettiği ilk Delta ve uzay aracımız test çalışmalarında ilgili görüntüler arkada. Fotoğrafları paylaşıyorum. Biz başarılı olduk. Mühendislerimiz bakın fotoğraf yan yana durmuşlar. Arkada Delta ve sanımızın ürettiği füze. Uzaya göndereceğimiz, Ay'a göndereceğimiz füzeler bir hayal ama o hayal gerçek olacak inşallah. Aynı İHA'lar, SİHA'lar gibi hayal gerçeğe dönecek. Yeter ki o uğurda çalışalım. Bir ve beraber vatanımız için, bayrağımız için, misak-ı millimiz için çalışalım. Ve dahi çalışıyoruz da. İzleç sen Norveç'i vurmaya devam et. Zaten vakti gelince Putin amcan seni sağlam popohlayacak. O da sana vuracak. Türk teknolojileri gümbür gümbür devam ediyor. Atak 2. Tuz aşımızın geliştirdiği Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopterimiz kontağı Tırın, çalıştırdı. Elhamdülillah. Arkadaş maşallah. Yağıyor gökten. Peşi sıra geliyor. Nur gibi. Nur üstte nur yağıyor. Bunlar gurur kaynaklarımız. Bunlar bir hayaldi. Gerçeğe dönen kaynaklarımız, gururlarımız. Bir zamanlar ip ürettik diye seviniyorduk. Hatta ki hatta bir tane general anlatıyordu. Eski kafa generallerden biri. Askerimizin tumanına giydirdiğin lastiği bile burada üretemiyorduk. Dışarıdan ithal ediyorduk. O günlerden bugünlere. Askerlik yaptık. G3 kullanırdık. Bize mermi sayılı verirlerdi. G3 bir sıkardı. 3 sıkmazdı. İşte başka G3'lerden parça sökerdik. Bizim G3'e takardık ki atış yapsın diye. Nerelerden nerelere. Elhamdülillah. Arkada hareketli cip resmini paylaşıyorum. Bakın. Taka 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 Pervane dönüyor. Aç sesi. Aç. Aç o sesini arkadaş. Bu sesi duymayacaksın da. Neyin sesini duyacaksın? Bu ses. Geleceğimizin sesi. Türk çağı. Türk İslam çağının sesi. Ha görüntüsü böyle Atak 1'e göre Atak 2'nin böyle tasarımsal yapısı hani çok da güzel durmuyor. Çirkin evlat misali seveceğiz canım sonuçta bizim evladımız. Üzerinde Ukrayna motoru var. Ukrayna Türk ürettiği ortak motor var. Bu motor geliştirme çalışmaları devam ediyor. Belki bu motoru uygulansın diye tasarımsal olarak Atak 2'de bir değişikliğe gidilmiş olabilir. Vakti ve saati geldiğinde Ukrayna Türk motoru olacak tamamen Türk motoru, yerli ve milli motor. Ha yere gelmişken şunu da söylemesi olmaz. Ya arkadaş şöyle profesyonel bir fotoğraf çekim, video çekim ekibi yok mu ya? Amerika'nın böyle Hollywood tarzı böyle filmler, fotoğraflar çeken sağlam bir ekip oluşturmalı. Var bizde bunlar. Bolca var. Amerika'da görev yapıyorlar. Dünyanın dört bir tarafında görev yapıyorlar. Türkiye'de var. Ya böyle bir ekip toplayalım. Tamam hani memur arkadaşlar fotoğraf çekiyor falan paylaşıyor ama ya gaba saba fotoğraflar oluyor. Gaba saba videolar oluyor. Bunu tamamen böyle Hollywood tarzında film dört dörtlük görüntüler, videolar bu tarzda yapmalıyız ki bizim dost ve kardeş ülkelerimiz bunları gördükçe çok çok daha gururlanmalı ve onlar çok çok daha şaha kalkmalı. Türkiye üretiyor? Türkiye üretiyorsa ben demek, ben de üretiyorum demek. Diyoruz ya Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Türkiye dünyanın dört bir tarafında Türkiye'yi bekleyen, Türkiye'yi özleyen, Türkiye ile beraber yürümek isteyen nice milletler, devletler onlar da bizimle beraber. Hepsine selam olsun devam. Ve Kafkasya'da çok büyük değişimler, jeopolitik, jeostratejik değişimler devam ediyor. Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin öncülüğünde bu değişimler son sürat devam ediyor. Ne oluyor? Gürcistan. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan. Gürcistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye. İkili antlaşmalar, üçlü antlaşmalar imzalar atıldı. Elhamdülillah arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Gürcistan ve Azerbaycan arasında askeri işbirliği antlaşması. Daşnaklar. <laughs> Evet, Ermenistan iyiden iyiye köşeye sıkışıyor. Gürcistan Türkiye'yleyim dedi. Gürcistan Azerbaycan'la beraberim dedi. Bu bölgedeki değişimi, bu bölgedeki Türkiye'nin liderliğindeki değişimi gösteren bir durum. Rusya Ukrayna'yla uğraşıyor. Rusya Amerika, İngiltere, Avrupa'yla uğraşıyor. Amerika Çin'le uğraşıyor. Biz bölgede bu fırsattan istifade adımlarımız tek tek daşları yerine koya koya devam ediyor. Sağlam temele basa basa devam ediyor. Bu antlaşmalar Geleceğin antlaşmaları esasen Ermenistan'a daha da böyle bir baskı uygulayacaktır ve Ermenistan çok daha hızlı bir süreçte Türkiye ile normalleşmeye, Azerbaycan'la barış antlaşması imzalamaya gidecektir. Yoksa başına geleceği çok iyi biliyor. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan üçlü antlaşma hayırlı uğurlu olsun. Askeri işbirliği, ekonomik işbirliği, ticari işbirliği, tüm alanlarda yeni antlaşmalar, yeni yollar, yeni hedefler devam inşallah. Katar'la devam ediyorum. Türkiye'nin kara gün dostu Katar, Türkiye ile çok kritik bir askeri tatbikata daha hamle yaptı. Ne oluyor? Katar'dan kalkan tayfun savaş jetleri Türkiye'de. Ortak Anadolu Kartalı tatbikatına katılacak. Arkada haritayı ve fotoğrafları görüyorsunuz sevgili dostlar. Katar savaş jetleri, tayfun savaş jetleri. E daha önce Rafael savaş jetleri gelmişti. Fransız yapımı. Şimdi bu tayfunlar ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne olacak sevgili dostlar? Katar, Türkiye'nin talep ettiği savaş jetleriyle Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin Türk ordusunun emrine veriyor. Zaten bu yapılmıştı. Hatırlayın geçen sene sizlere anlatmıştım. Katar tamamen Katar Hava Kuvvetleri'nin tüm gücünü Türkiye'ye vermişti. Türkiye ile bir ve beraber ortak hareket edecekti. 2-12 Mayıs tarihinde yapılacak olan Anadolu Kartal 2023 tatbikatında Katar, Tayfun jetleri Türkiye'de yerini aldı. Katar adeta... Türkiye'nin istediği şekilde jetleri getirerek bizim bu yabancı savaş jetlerine karşı her türlü hazırlığı, gelişmemizi, taktiksel eğitimleri ve onların parça bincik, dalağını böbreğini ciğerini incelememize yollar, yollar, yollar. Ne güzel yollar. Olası düşman hava kuvvetlerini bu şekilde tanımamıza yardımcı oluyor Katar. Helal olsun Katar'a. Helal olsun Karagün dostu Katar'a. Maalesef bazı kafalar bunu anlamıyor. Ne işimiz var Katar'la? Katar deyince böyle ağzının yüzünün şekli kaçıyor. Ağzından salyalar akıyor. Lan Katar bu. Katar. Osmanlı zamanından beri oraya atadığımız Bakın Osmanlı zamanından beri oraya atadığımız ailenin torunları hala Katar'ın başında. Bunlar Türk dostu Bunlar bizimle beraber. Bunlar geçmişte de bizimle beraberdi. Şimdi de bizimle beraber. Gelecekte de inşallah bizimle beraber olacaklar. Katar küçük ama Katar Türkiye ile beraber çok kritik önemli hamleler ve adımlar atıyor. Katar bizim Arap ülkeleriyle aramızda bir ara adeta. Katar bizim her ananda yanımızda. Nasıl ki biz Katar'a yardımcı olduk. Nasıl ki bizim Türk ordusu Katar'da Türk üstümüz var. Çok büyük üstümüz var. Bunlar öylesin öyleye boş adımlar değil. Türk devlet aklı her türlü planlamayı yapıyor ona göre adımlarımızı atıyoruz. Bazı kafalar anlamayabilir, bazı kafalar Katar'ı bize kötü göstermeye çalışabilir. Onlar istediğini yapsın. Türkiye Katar'ın kara gündosluğu, Katar da Türkiye'nin kara gündosluğu bazı gerçekler vakti ve saati gelince ortaya çıkacaktır. Anlamayan bazı kafalar da bu gerçeği görecektir. Ha, şu dikkat çekiyor arkada harita. Şöyle dikkatli baktığımızda bakın şöyle bir yakınlaşalım. Tayfun jetleri Katar'dan kalkıyor. İlerlemeye başladı. Hareketli animasyonlu cif yapıyorum size. İlerliyor, geliyor Mısır'a. Mısır'dan sonra hop dönüyor Akdeniz, Doğu Akdeniz'e oradan nereye? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inşallah. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Oradan direkt Kıbrıs'ın üzerinden geçip direkt nereye geliyor? Türkiye'ye. Rota çok önemli. Katar diyor ki selam olsun Mısır'a. Türkiye ile normalleşiyorsun. Katar diyor ki selam olsun Kıbrıs Türklerine. Ben sizlerleyim. Haydi bakalım. Devam inşallah. Ve ve ve. Diyorum ya Türk teknolojileri adeta bir nur gibi yağıyor. Adeta bir güzellik gibi geliyor. Akıyor maşallah akıyor. Hayalet Anka 3 tuz aşımızın ürettiği insansız savaş yeti Anka 3 pistin tozunu ahanda böyle attırdı. Arkada fotoğrafları ve hareketli cif resmini görüyorsunuz. Teknoloji üstüne teknoloji adeta tüylerimiz diken diken oluyor. Çok mutluyuz çok. Tusaş Anka 3 hayalet insansız savaş yeti bombardıman ağır bombardıman savaş yeti ilk kontağı çalıştırdı ve piste salına salına gitti. Pistin tozunu böyle attırdı. Çok yakın bir zamanda belki bugün belki yarın gök vatanla o da buluşacaktır inşallah. Ben sizler için bir canlandırma yapayım hadi. Uç Anka 3. Sesine kurban. Sesine. Uçtu mu Bilal Feyza sizi için uçurdu. İnşallah gerçek uçtuğun görüntülerinde çok yakında sizlere burada göstereceğim. Acayip bir şey bu. Dehşetül manyak Tusaş mühendislerinin, tüm mühendislerimizin eline, koluna, bileğine, zihnine sağlık. Atak 2 ne kadar çirkinse bu da bir o kadar güzel. Tam tersi. Hepsi mühendislerimizin eseri. Baykar, Tusaş, Aselsan, Roketsan, diğer diğer firmalar bir hedef uğruna bu çalışmalar yürütülüyor. Şimdi sizlere bu cengaverin, gök vatanın yeni cengaverinin küçük de olsa Birkaç özelliğini söyleyeyim. Vatanımızı korumak için havalandığı zaman bu insansız bombardıman jetimiz yaklaşık 1300 kilo faydalı mühimmat taşıyabiliyor. Evet canım çok faydalı. Daşnak uçurtmaca, sırtaki patlatmaca ya da Kimin canı çekerse onu. Burada sirtaki taşlak for example. <laughs> Örnek. Ha akıllı dururlarsa bir şey yapmaz canım sıkıntı yok. Şöyle Anka 3'ün fotoğraflarına baktığım zaman sol tarafta turuncu bir şey var. Füzedir nedir bu kanatlı manatlı minik İHA'dır SİHA'dır nedir? Kamikazidir. Yakınlaşalım. Yakınlaş fotoğrafı. Evet. Ne görüyorsunuz? Neye benziyor? Şimşek. Bunlar süper şimşekler. Anka 3 için değiştirilen şimşek hedef uçağımız. Hani bunu biz hedef uçak olarak kullanıyorduk. Mühendislerimiz aldı bunu. Anka 3 için, Akıncı için, Aksungur için, diğer hava araçlarımız için farklı bir konsepte getirdi. Ne yaptılar? Kamikaze İHA moduna getirdiler. Anka 3'ün kanatlarında olacak, gövdesinde olacak. Akıncı'nın Aksungur'un kızıl elmanın gövdesinde olacak ve bu tabi diğerlerinde de. Ve bu sevgili dostlar, kanattan fırlatılınca 700 kilometre uzağa kadar, hedefe kadar gidebilecek. Vay bu bam vay. 700 kilometre. Git baba git. Bu Süper Şimşek Anka 3'ün kanatlarında hem havadan havaya hedefleri vuracak hem de havadan karaya hedefleri yerle bir edecek. Kim kaçınırsa o. Oh manyak bir şey. Anka 3 sevgili dostlar düşük radar görünürlüğü ve düşman içerilerine kadar girecek gözükmeden görünmeden girecek tam bir hayalet uçak ve üzerinde bulundurduğu dediğim gibi şimşek Kamikaze, İHA'lar, SİHA'lar ve şimşeklerin ayrı bir görevi daha var. Elektronik harp uygulayabilecek. Üzerinde bulunan sistemle beraber elektronik harp uygulaya uygulaya düşman içerilerine doğru kadar gidecek. Ve düşman hava radarları, hava savunma sistemleri hiçbir şekilde ne hayalet Anka 3'ümüzü ne bu diğer ekipmanların hiçbirini göremeyecek. Dehşetun manyak bir sistem. Hele hele şöyle bir düşünün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk SİHA üssümüz var mı? Var var geçit Burada konuşulacak olan İHA'lar, SİHA'lar bunlar daha neler neler. Tüm Doğu Akdeniz'i kontrol edecek mi? Edecek sadece Doğu Akdeniz değil. Diğer diğer diğerler. Zirta gelir. O bir taraftan İsrail. Diğer taraftan Afrika. Her tarafta biz varız. Biz olacağız. Evet Allah. Sürü sürü kurtlar saldık avlansınlar diye. Fotoğraflara bakın. Bunlar Tusaş'ımızın bunlar Baykarımızın, bunlar Roket sanımızın, bunlar ASELSANımızın, bunlar özel firmalarımızın, devlet firmalarımızın, bunlar bizlerin geliştirdiği Uçan kurtlar, koşan kurtlar, yüzen kurtlar bunlar bizim evlatlar. Ve TUSAŞ adeta şov yapıyor. Milli Muharri Bıçağımız, TFX'imiz, heybetine kurban. Diğer taraftan Anko 3'ümüz, hey babam hey, hayalet savaş jetimiz. O bir taraftan Hür jetimiz. Diğer taraftan Atak 2, ağır taarruz helikopterimiz ve daha neler neler. Bunların tümünün gösterimi 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenine gösterilecek. Tüm dünyaya gösterilecek inşallah. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dün akşam yaşadığı Aslan Dolayı geçmiş olsun diyoruz. Allah şifalar versin. Haydin kurtlar koşun kurtlar. Dünyanın dört bir tarafı bizi bekler. O zaman durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşaralım ilerlemeye. Devam yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Türkiye'mizi her daim iyi Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.